Bir kez daha İngilizler sıra dışı, tüm sıra dışıyla devam ediyor. Şimdi ben anlaşılsın için, çünkü siz birçok terim kullanıyorsunuz, birçok kitap ismi veriyorsunuz, İslami kaynak kitap isimleri veriyorsunuz. Vakıf olamıyor, bazı şeyler es geçilebilir. Şunu sorayım, bir açılım yapayım, şunu sorayım. Şimdi siz diyorsunuz ki İmam-ı Gazali, özür diliyorum, Ebu Hanife'ye, İmam-ı Azam'a isnat edilmiştir bu içkiyle ilgili kısım. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk de diyor ki hayır, isnat edilmemiştir. Şu kaynaklardan da. İmam-ı Azam'a isnat edilmiş olabilir, ben bilemem, ama İmam-ı Azam'ın hocasında aynı fikir var. Hocasının hocasında aynı fikir var. Irak ekolünün sahabi öncüsü olan İbn-i Mesud da var aynı fikir. Ya şimdi İbn-i Abbas da var aynı fikir. Ama onlar da olur da İmam-ı Azam da olmayabilir. O bunlara karşıdır ama ona da isnat edilmiş olabilir. Yalnız şu var Sayın Öztürk, evet. Burada şu. Evet. Siz Mebsut'u okursanız Mebsut peygamberimize kadar çıkarıyor bu işi. Veda hutbesine kadar Veda hacına kadar eseri. Veda hacına kadar çıkarıyor bu işi. Ya İbn Abbas'tan bahsediyoruz. Ama şimdi ortada açık o ayet. O zaman var. Onların hepsi uydurmadır. Elbette uydurmadır. Ya olabilir. Elbette uydurmadır. İnşallah minareyi çalan kılıfın ağzına. Ben de mutlu olurum. Tamam. Uydurma olsun. Şimdi minareyi çalan kılıfın ağzına. Çünkü İmam-ı Azam'a ben de onu yaklaştırmak istemiyorum. Keşke olmasaydı. Tamam, tüm bunları dışarıda bırakırsak, evet. Sizin bu noktada yani içtihat yapmanız gerekmiyor mu? Kur'an'a bakıp içtihat yapmanız gerekmiyor mu? Hani demin şimdi bak şimdi. İçtihada gerek yok. Affedersin ama şimdi baltayı taşa vur. Demin diyordun ki kanaat niye belirtiyorsun? Kanaatim benim bak, bu dedim mi içtihat oldu ama işte. Ama hayır, şimdi ikisi aynı şey değil hocam. Eğer ya, bu ikisini aynı şey olarak görür baltayı, hani siz bir, iki gündür içtihat kapısı kapanmamıştır. Burada yanlış anlaşılmalar var. Yani burada kanaat değil de tamam şimdi, o zaman yapıyoruz içtihadımızı. Yani, ben şahsen diyorum ki resmen kapatmışlar. Ebu Hanife bunu demiş olsa da yanılmıştır burada. Bitti mi? Siz bir şey diyor musunuz? Ben diyorum ki Ebu Hanife bunu söyleyemez. Neden? Söylemiş olsa da. Tabii ki. Evet. Ama söyleyemez. Neden söyleyemez biliyor musunuz? Elimde benim delilim var. Bakıyorsunuz ki dün akşam da ben anlatmaya çalıştım. Ebu Hanife'nin verdiği bir mücadele var. Ehli Beyt'ten yana tavır koyuyor. Abbasiler Ehli Beyt'i iktidara getirmek için harekete geçiyorlar. Onun bayraktarlığıyla şeylerini, isyanlarını yapıyorlar. Başarıya ulaşıyorlar. Başarıya ulaştıktan sonra ilk yaptıkları şey Ehli Beyt'i öldürmek oluyor. Ve İmam-ı Azam'ı öldürmek. Tabii yani Ebu Hanife de orada Ehli Beyt'ten yana tavır takınan adam. Ama burada bir dakika dur, önemli husus var. Burada Abbasiler ciddi bir şeyde kalıyorlar. Sıkıntıda kalıyorlar. Kendilerine hukuki bir zemin oluşturmak için tutuyorlar. Miras sistemini bozuyorlar. Mirası asabe sistemini getiriyorlar. Asabe sistemini getirince diyorlar ki miras kızdan devam etmez. Çünkü şeyin Hasan Hüseyin Hazreti Fatma'nın çocuklarıdır. Peki kızdan devam etmezse Ebu Talib'in çocukları oradan devam etsin. Oradan da etmez çünkü Ebu Talib kafirdir, orada da kesilir diyorlar. Ve sistemi tamamen alt üst ederek bugün bütün mezheplerde bu vardır. Alt üst ederek şey yaparlar. Mesela bir insanın bir tek kızı olsa, kızı ölmüş, çocukları kalmış olsa, bu kişi vefat ettikten sonra bütün malını kızının çocuklarına değil, babasının, ne bileyim, amcasının, çocuğunun çocuğuna, oğluna verirler. O çocukları aç, sefil kalır. Bu Hanefi mezhebinde de var. Ona karşı mücadele etmiş olan Ebu Hanife bunu asla kabul etmiyor. Etmiyor ama Ebu Hanife'nin bu görüşte olduğu yazılır Hanefi mezhebi kitaplarında. Şimdi biz bunları, madem Ebu Hanife üzerinde çalışılıyor, bunları ayıklamak zorundayız. Yani nasıl ki İsa Aleyhisselam, bugünkü İsa Aleyhisselam başka, tarihteki İsa Aleyhisselam başka, bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymak zorundayız. Bu çalışmayı yap bak, bu güzel bir, ben bunu bir vaat şimdi olarak alıyorum. Yaptırıyorum. Yap bu çalışmayı. Yoktura, şimdi yaptırıyorum. Kesin. Sizden önce ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi ben burada her soruyu, mailler, postalar bana geliyor, açık kapı bırakmama adına soruyorum. Çünkü din konuşuyoruz ve asla sıra dışının düşüncesi, reyting kaygısı olmamıştır. Mesela hocam,
Nasıl oluyor? İzleyen öyle diyor ki, Turgay Bey, Yaşar Nuri Hoca'ya bir sorum olacak. Az önce Kur'an doğru söylüyorsa diye cümlesine başladı. Hocamın bir şüphesi mi var? Oğuzhan Özay Türk. Kesinlikle böyle bir şüphesi yok. Buradaki mana, maksat anlaşılıyor. Bakın, şimdi... bunları sana söylemek istemiyorum. Bunlar organize şeytanlıklar olabilir. Ama ben size bunu yakıştırmak istemiyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Siz böyle bir terbiyesizlik gördünüz mü? Şimdi. Yani şuna bakar mısın? Sadece size değil. Ben bunu niçin diyorum? Diyor ki içki Osmanlı Sarayı'nda su gibi akıtılıyordu. Bu Türkçe'de bir ifade şeklidir. Kesinlikle öyledir. Türkçe öğrensin. Kesinlikle yani, öyledir. Yani Kur'an bunu diyorsa hala siz neyi tartışıyorsunuz demektir. Aynen öyle demektir. Şeytanlığa lüzum yok. Aynen dediğiniz gibidir. Lakin biz şunu şöyle değerlendirmeliyiz. Bizi izleyenlerden Bakkal Ahmet amca da var. Akademisyen de var. Bakkal Ahmet amca böyle bir vicdansızlık yapmaz. Köyde Mehmet abi. Bakkal Ahmet amca böyle bir şeytanlığı beceremez, yapamaz. Tamam. O saf saf bir şey soracaksa sorar. Bu Bakkal Ahmet değil. Bu şeytanetin ustalarından bir tanedir. Vicdansızın teki. Bunu benim yutacağımı sakın bana kabul ettirmeye kalkma. Size şunu vereyim. Evet. Demek oluyor ki hal bu dünya evinde eksiktir. Öte dünyada tamam olur. İlim ise hem bu dünyada tamamdır hem de öte dünyada. Hatta tamamında üstündedir. Hal sahibinin tersine yükümlülük durumunu korumasına rağmen bu ayrıcalıklı durumu ona ilmin şerefi, üstünlüğü sağlamıştır. Kim? Muhittin Arabi. Bir izleyicimiz de Muhittin Arabi'nin ilme bakışıyla ilgili sözlerini göndermiş. O zaman bir başkası olabilir da olabilir ki Ali Bey'in dediklerini şimdi, de İbn Arabi'ye isnat etmişler. Şimdi bu da olabilir. Tamam. Bir başka şey evet. Daha diyor ki dünyanın dönmediğinden, durağan olduğundan bahsedilince dünyanın dönüş hızıyla ilgili yapılan ölçümde dönüş hızının sıfır çıktığı, akabinde pozitif Newton fiziğinin sorgulandığı ve bu deneyin kuantum fiziğine temel olduğu tartışmaları var. Şimdi bunu da şunun için söylüyorum. Bir şey savunduğumda mesai değil. Seyirci, sıradışı seyircisi her şeye dikkat ediyor. Ne olur beni burada seyirci adına da soru sorduğumu lütfen göz ardı etmeyin. Birisi dünyanın dönmediğini ispat etse benim bundan bir şikayetim olmaz. Ondan önce bu bana ne? Ona mahsus bir iddia değil. Muhittin Arabi 1240'ta vefat etti. Hı hı. Ondan çok önce 874'te vefat eden Bayezid Bistami vardır. Hı hı. O da Ebu Ali Es-Sindi denilen zatla görüşüyor. Ebu Ali ona bir şeyler öğretiyor. Halbuki Ebu Ali Es-Sindi namaz dualarını bilmiyor. Bayezid'le görüştüğünde diyor ki sen bana namaz dualarını öğret. Ben de sana marifetullah ilmini öğreteyim diyor. Bak. Namaz dualarını bilmeyen neler biliyormuş. Öyle anlaşıyorlar. Çağımızda da var yani. Şimdi ondan sonra ne yapıyor Bayezid? O Ebu Ali Es-Sindi'den o marifetullah ilmini öğrendikten sonra bir süre sonra diyor ki ben peygamber bir miraç yaşadıysa ben de bir miraç yaşadım diyor. Ondan sonra Hurasan alimleri en ağır fetvayı veriyorlar ona. Sen nasıl kendini peygamberle nasıl miraç yaşıyorsun sen? Ve o Ebu Ali Es-Sindi Bayezid Bistami hayatını sonuna kadar münzevi bir hayat yaşıyor. Kimse onunla görüşmüyor. Öyle bir. Onun ölümünden 87 sene sonra doğan, dünyaya gelen Ebu Hasan-ül Karkani diyor ki ben onun halifesiyim diyor. Sen nerede onun halifesisin? Sen ölümünden sonra 87 sene sonra sen dünyaya geldin. Rüya yoluyla. Şimdi bu iş işte bununla, rüyayla, keramet ile. Peki o kimden almıştı? İmam Cafer-i Sadık'tan. Ya onunla görüştüğü vaki değildir. İmam Cafer-i Sadık kimden almıştı? O da efendim şeyden, Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir'den. O kimden? O da Selman-ı Farisi'den. Ya Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir 655 yılında doğmuştur. 600, miladi olarak söylüyorum hepsini. 655 yılında. Selman-ı Farisi ise 600, Selman-ı Farisi ise 653 yılında vefat etmiştir. Yani onun vefatından 3 sene sonra bu doğmuştur. Bu nasıl onun halifesi oluyor? İşte diyor siz bunu anlamazsınız. Sır zahiri, siz işin kabuğundasınız, biz özündeyiz. Hı. Siz zahirdesiniz, biz batındayız.
Bu onun için bize toplum işte onlara itibar ediyor. Ve onun içinde ne duruma düşüyor? Bugün bütün İslam dünyası perişan, ilimden uzak, ahlaktan da uzak. Diyebilirsiniz ki ya ilimden uzak da ahlaki bir toplumdur. Hayır. Ahlakandır. Bir çöküntü içindedir İslam dünyası. En büyük sahtekarlık, en büyük yalan İslam dünyasında. Ahlaki bir toplum da değildir. Ne yüzden? Yahu siz hiçbir kural tanımıyorsunuz ki. Siz diyorsunuz ki bu kural size göredir. Zahire göredir. Biz batın ehline göre değil. Hatta eğilmiş bir kadının fercine bakıyor edep yerine. Müritleri yakalıyor münakip kitaplarında. Ondan sonra diyor ki efendi hazretleri sen haram değil mi diyor. Aa ben oraya bakmıyordum. Hemen tevil ediyor. Oradan bir çocuk doğacak diyor. Onun gelecek nuruna bakıyordum diyor. Her şeyin tevili vardır. Ay yavrum be. Yani tevili olmayan hiçbir şey, en gayri ahlaki olan şeyleri bile siz anlamazsınız. Bu sizin gördüğünüz gibi değil diyor. Bunun bir izahı var diyor. Alemi misalde böyle hükmedildi. Şimdi böyle bir din olur mu? Böyle bir dinin mensupleri ahlaki olur mu? Baştan başa tutun bütün İslam dünyası çöküntü içinde. Yani yalnız gelişmemişlik olarak değil, yalnız gelişmemişlik olarak... Ahlaki olarak da. Ahlaki olarak da çöküntü içinde. Çünkü belli bir kaideye, Kur'an'a bağlı kalmıyor. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken bir şey var. Biz tabii bir Allah'ın indirdiği din var, bir de uydurulmuş olan bir din var. Siz bu uydurulmuş dini haklı olarak tenkit ediyorsunuz. Ama Allah'ın indirdiği din bütün güzelliğiyle duruyor, Kur'an-ı Kerim ortada. Hmm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği de ortada. Allah'a şükür ki o da bir mucize olarak büyük ölçüde korunmuş bugüne kadar. Onun için yapacağımız şey gayet açık. Şimdi böyle büyük zatlara yapılan iftiralar da ortada. Mesela bir şey söyleyeyim. Büyük zatlara peki senin arkadaşların fetva eminiyken sen yanında çalışanlar vardı. Sen de orada mıydın bilmiyorum. Senin arkadaşların bana anlattı. Tamam mı? Gelmiş bir genç mühendis, karısı mütesettire ve gelmiş fetva danışmaya. Arkadaşlarım bana anlattı. Kimler olduğunu bilirsin sen, fetva komisyonunda çalışanlar. Dediler ki geldi bu mühendis. Dedi ki bu benim mütesettire hanımım, şeyhimle zina ediyor. İki tane çocuğum vardır ve ondan sonra biz şimdi bu çocuklar perişan olacak. Benim onu yola getirmek için size getirdim, verin fetvayı diye. Ondan sonra diyor biz diyor Abdülaziz Bey'in arkadaşları diyor ki biz dedik ya hanımefendi bu çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Kendini savunsana. Dedik yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor ben şeyhimle zina ediyorum. Ama niçin? Çünkü şeyhim bana dedi ki zamanın en büyük mürşidi bu bizim ilişkimizden dünyaya gelecek. Bakar mısın beyefendi? Ama şimdi Ali Kalkancıları, Müslüm Günüzleri gördük biz zaten. Kardeşim hangisini ayıracaksın? Bana diyor ki bana mühendis. Siz hocalar niye bu cemiyeti toplumu aydınlatmıyorsunuz diyor. Ne yapayım dedik. Siz bu toplumun, bu devletin Ankara'dan yönetildiğini zannediyor bu toplum. Peki nereden yönetiliyor? Düzce'den dedi. Ya Düzce'de ne var dedim. Benim şeyhim Düzce'de diyor. Kainat oradan yönetiliyor. Mühendis. Ben bakanlardan size misal getireyim. Generallardan size misal getireyim. Bürokratlardan size misal getireyim. Ben de Hurafeler ve Gerçekler diye kitap yazdım. Hepsinin örnekleri var orada. Çok önemli bir kitap. Yani çok önemli. Sen şimdi kitabı, evet. Efendim kendini bilmezin teki. Hayır. Ben öyle biliyorum ki Kıbrıs müzakeresiyle görevli olan bakan 11 yaşında bir çocuk var ve bu çocuğun keşif keramat sahibi olduğu iddia ediliyor. Vilayetini söylemeyeyim. Ege bölgesinde o bakan özel olarak o çocuğu getirtirdi. Ve bugünlerde biz Kıbrıs müzakeresiyle masaya oturacağız. Bize ne tavsiye edersin? Çocuk 11 yaşında. Amerika ne derse onu yapın. Tabii 11 yaşında çocuk. Hiç. Yani siz... Aynen öyle çünkü. Ya şimdi bunlar böyle de... Şimdi hayır Ali Kalkancı'yı dedin. Onu da söyleyeyim. Biz insanlara yol göstermek zorundayız. Ya yol göstermek nedir? Yol, yani toplumun nasıl bir... anlatıyor. Toplum doğru. Nasıl bir evet. Bataklık içinde hayır, olduğunu anlatmak lazım. İnsanlar şimdi bu defa çok kapkara bir tabloyla karşı karşıya. Kapkara bir tablo zaten öyledir. Ya öyle de. Yani bir tablo mu çizelim yani? Bu ya, toplum niye bu haldedir? İslam gibi en mükemmel din, dünyanın en mükemmel dininin mensupları
Moritanya'dan tut Endonezya'ya kadar hepsi perişan. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz Ali Kalkancıları, Müslüm Gündüzleri gördük. Bunu şunun için söylüyorum. Lütfen şey yapalım. Burada birçok kişiyi, hani tatlıcılardan baklava, işte baklava şöyle dediğiniz zaman bütün baklavaları kastetmiş olursunuz. En iyisi, bir dakika lütfen şimdi, beyefendi şunu bir söyleyeyim. Şunu bir söyleyeyim lütfen. Ama bu adam zor durumda kalacak. Yok, hayır. Defterini dürerler. Şimdi, bu kadar bunlara şimdi, bunu anlatırsan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşar Nuri Bey. Sebep olduğu için. Yaşar Nuri Bey şöyle söyleyeyim. Burası özgür bir platformdur. İnşallah. Kimse inşallah bizim defterimizi düremez. Kaldı ki burada senin gibi nicelerin defterini şimdi bildiriyor. Söyleyeyim kardeşim, kaldı ki siz burada rahat rahat konuşuyorsunuz. Herhangi bir engellemeniz var mı? Yok. Burada herhangi bir engellemesi olan var mı? Ama Ali Bey yok. Perdeyi zorluyor biraz. Hayır, perdeyi zorlamıyor. Şimdi burada çok çirkin mesela şunu deseniz, rüya ile amel bilmem vesaire efendim, bunlar yapılıyor, bu başka bir şey. Ama ahlaki anlamda en zirvede en rigid bir şeyi söyleyip bunu genele mal etmek yanlış. Diğer yanlışlarla ilgili kimsenin itirazı olmaz. Ne bileyim, rüya ile ilgili söylemler. Ama hayır, burada rüya değil. O ahlaki zaman anlamda noktasında bir şey söyleyeyim. Tevhid inancı noktasında. Hayır. Hepsini kapsayacak bir şey söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben şunu da söyleyin, şunu da söyleyin anlamında söylemiyorum. Bu örnek çok rigid bir örnek. İstersen yani ahlaken çok rigid bir örnek. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Ya ben Yaşar Nuri size Bey. Bir şey ben de bir hayır, şey söyleyeyim. Bu, ama yüzünüz beni onu da söyleyeyim. Hayır, bu plağı çok dinledik de biz. Efendim, onlar istisna. İstisna olmayan hangisi? Ben şurada akidenin içine konmuş şeyi söylüyorum size. Bak, bir tane daha. Demin Akaid-i Nesefi'den bahsettim. Bir cümle okudum. Bir tane daha okuyayım. Ve bu hangi kitaplarda yer alıyor? Ehl-i Sünnet'in iman esaslarını veren kitaplarda. Ve bunun da başı İmam-ı Azam kabul ediliyor. Diyorsunuz ki İmam-ı Azam fikirleri, esas fikirleri gölgelenen önder niye dedin? Şimdi buyurun Ehl-i Sünnet akidesinin içine konan şeyi ve onun önderi olan İmam-ı Azam'ın hayatına bakın, bunları telif edin. Buyurun. وَلَا يَنْعَزِلُ الْاِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالْجَوْرِ 10 yaşında ben bunu da ezberledim. Babamdan. Akaid-i Nesefi'de, şerhlerinde. Halife, devlet başkanı, imam, neyse yönetim kısaca, ahlaki rezillikler ve zulümler de sergilese azledilemez. İmam-ı Azam ne diyor? Eğer iman varsa bu zulme sapmış bir yönetime isyanla diyor kendini gösterir. Ve kendisi bunu yapıyor. Fetvalarıyla yapıyor. Ticaretten kazandığı parayı bunlara karşı açılmış isyanlara destek vererek yapıyor. Şimdi bu mu Ehl-i Sünnet'in anlayışı, bu mu? Onu kadilere de teşmil etmişler. Yalnız hükümdar değil. Evet. Fıkıh kitaplarımızda kadilere de teşmil edilmiş. Hakimler de rüşvet almakla, zina işlemekle veya herhangi bir günah şey suçlarından dolayı onlar da azim olunmaz demişler. Evet. Senin tepende bozayı pişirsen... Ya kadıyı ne, ben devlet başkanını diyorum ya. İmam-ı Azam buna, bu zulümlere isyan etmezseniz diyor, siz Müslüman olamazsınız. Namaz kılmışsın, kılmamışsın, oruç tutmuşsun. İmam-ı Ebu Hanife namazsız, niyazsız bir din icat ediyor diye itham ediyorlar. İmam-ı Azam da diyor ki, ya onlar için bir insanın müminlik vasfı gitmez. Ama zulme eğer muvafakat ediyor, seyirci kalıyorsa bu diyor imanı zedeler. Örneği işte Bedir Harbi diyor. Onun için zalim yönetimlere karşı açılmış bütün savaşları Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı ile tevem göstermiştir. Bu fikir müdafaa-i hukuk öncülerinde de var. Çanakkale Harbi'ni Bedir Harbi ile eşit göstermiştir. Bir araya gideceğiz. Bir araya gideceğiz. Tekrar burada olacağız. Süremiz geldi. Kısa bir reklam arası. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Dönüşte tekrar burada olacağız.